Merhabalar, bugün Profesör Doktor İbrahim Öztürk'le bir çöküş hikayesini konuşacağız. Kısa ve öz olacak. Aynes Süt'ten bahsediyorum hocam. Anlatacaklarınızı açıkçası ben de merak ediyorum. Turan Bey, biz birkaç hafta boyunca tarım konusuna girdik ve çıktık. Çünkü gündem çok ağır oluyor. Her hafta daha rahat bir fırsat buluruz, bunu anlatırız derken bulamıyoruz. O yüzden bunu ertelemek zorundaydık. Biz Türk tarımının dünyadaki gıda enflasyonumuzun dünyadaki en yüksek enflasyon olduğunu konuştuk. Sütçülerin süt üretemez duruma geldiklerini, sattıklarının zararlarını karşılamadığını, onun için hayvanlarını kestiklerini söyledik. Türkiye'nin tahıl üretiminin çökertildiğini, 20 milyon buğday üreten Türkiye'nin 20 senelik iktidar döneminde hiç olmasın nüfusu 65 milyondan 80 milyona giderken buğday üretimini hiç olmasın 20 milyondan 25-30 milyona çıkartmış olmasını beklerken verimlilik artışıyla, kalite unsurlarıyla tam tersi oldu. 20 milyon tonlardan tuttu Türkiye'nin buğday üretimini 16 milyon tona kadar geri düşürdüler. Tarım alanlarını inşaatlara terk ettiler ve böylece Türkiye yaklaşık 10 milyon tonlara varan oranlarda buğday ithal eden milyarlarca dolarını harcamak zorunda kalan bir ülke haline getirildi. Bir de bu bağımlılığını doğalgazla bağlılığımız yetmezmiş gibi, petrolle bağlılığımız yetmezmiş gibi maalesef Rusya'ya yaptık. Rusya'dan artık Türkiye dünyanın en çok tahılını almak zorunda kalan bir ülke haline getirildi. Şimdi bunların hikaye olmadığını, Erdoğan hükümetine hakim olan tarım iradesinin sadece cahil değil, çıkarcı ve ahlaksız olduğunu da ortaya koyduk. Erdoğan'ın yerli ve milli konuşsa da perdenin arkasında Amerika'yı ve Amerikan şirketlerini abat ettiğini, Türkiye'yi onlara açtığını, adeta AKP iradesinin bütün bakanlarıyla ve vekilleriyle Amerika'nın Cargill şirketinin komisyoncusu ve aracısı, ithalat lisansçısı konumuna geldiklerini anlattık. Dolayısıyla burada yani Türk tarımı kötü yönetildiği için bu halde değil, Türk tarımı büyük bir ihanetin sonucu olarak, verilmiş bir kararın sonucu olarak kendi çocukları tarafından bir duyunu umumiye kapsamında, bir kapitülasyon kapsamında iktidarda kalmanın cülüs bahşişi olarak küresel şirketlere, Amerika'ya teslim edildiğini söyledik. Şimdi burada bugün bir adım daha atacağız. Yüzlerce şirkete çöküldü. Binlerce şirkete çöküldü ama bunlardan bir tanesi var ki zamanlama olarak çok önemli. Aynes Gıda, Aynes Süt, bu meşhur bir şirket. Bu şirkete, şimdi biliyorsunuz şirketlere Turan Bey hiç olmasın bir bahane bularak, bir kılıf uydurarak çöküyorlardı. Diyorlardı ki, siz FETÖ'cüsünüz. Siz Kürtlere çalışıyorsunuz. Şirketinizde PKK'lı çalıştırıldığını gördük, bilmem ne. Bir uydurma, bir gerekçe bulmaya çalışıyorlardı ki halk da bunu kabul etsin. Şimdi bu Aynes Süt'e çöküldü. Fakat Aynes Süt'te hiçbir şey ispat edemediler. Aynes Süt'te bir mahkeme kararı çıkartamadılar. Aynes Süt, Turan Bey, 2005'li yıllarda kurulmuş, 2013 tarihi itibariyle 800 kişinin çalıştığı, 2015 tarihi itibariyle 1200 kişinin çalıştığı, benim de Denizli tarafına gittiğimde çok konferans verdiğim, çok ziyaret ettiğim bir bölgedir. Denizli bölgesi süt hayvancılığının, çiftçiliğinin yaygın olduğu bir bölge, bir gelecek vadeden bir hamlenin olduğu bölge. Tırnak içinde kendini vatana adayan deli adamlar var. Ya biz her türlü zorluğu, riski göğüsleyeceğiz, büyük hamleler yapacağız, halka çiftçiliği öğreteceğiz, halka süt üretimini öğreteceğiz, bu ülkenin maküs talihini değiştireceğiz diyenler. Bunlardan biri de işte Aynes Süt'ü kuran kişi, adeta camilere, cumaya, kahvelere, düğün salonlarına kadar giderek bu bölgenin halkını nasıl kaliteli süt üretip, nasıl Avrupa Birliği'nin kabul edeceği kriterlerde bakteri oranını düşünerek süt üreteceğini, verimli üreteceğini gösterip bir de onlara bunun karşısında yüksek prim vererek üretim yaptırabilen büyük bir şirkete dönüştü. Turan Bey, bu şirket İsviçreli bir değerlendirme şirketi tarafından değerlendirildiğinde yaklaşık 2015 tarihi itibariyle 2,5 milyar TL'lik bir değer biçilmişti bu şirkete. Şimdi bugün itibariyle %180'leri gören enflasyonu da dikkate alırsak, tarım ve gıda fiyatlarındaki artışı, girdilerdeki maliyetleri de dikkate alırsak, bu şirket mükemmel çalışan, son model makinelerle donatılmış devasa şirket. Sadece 1500'den fazla kişi çalışmıyor. Bu şirketin bugünkü değeri 5 milyar TL'ler civarında bir şirket oldu. Fakat bu şirket Turan Bey mahkeme kararı olmadan, altını çiziyorum, herhangi bir mahkeme kararı olmadan kayyum atandı, TMSF'ye devredildi. Sahibi bir sene kadar içeride yatırıldı, altından girdiler, üstünden çıktılar, önce tutukladılar. Sonra bunun şirketine suç bulun, bu adamı da FETÖ'cü yapın talimatı verdiler. Şirketine suç bulamadılar, sahibine FETÖ'cü damgası vuramadılar. Sahibi çıktı, şirketini geri iade etmek zorunda kaldılar mahkemeden Turan Bey. Sadece 9 günlüğüne iade ettiler. Bu adamcağız şirketine gitti, baktı ki 9 günde kaynaklardan elde edebildiği verilerle Turan Bey şirketi yaklaşık 325 milyon TL zarara uğratılmış. Takır takır çalışan şirket TMSF'nin kayyımları tarafından. TMSF adamlarını gönderiyor ve kişiye diyor ki bizi akla, hiçbir sorun yoktur de, şirketini aldın bak. Diyor ki yo, öyle beleş yok. Mahkemeye gidiyorum, şirketimi zarar ettirmişsiniz filan deyince, anlaşma yolunu tutmayınca Turan Bey hemen birkaç gün sonra tekrar kayyımı yeniden gönderiyorlar. Adamın şirketini tekrar elinden alıyorlar. Ve bugün itibariyle değeri 5 milyar TL civarında olan bu şirkete muhammen bedel olarak 600 milyon TL civarında bir paraya satışa çıkartıyorlar. Gelenler de 300 milyon TL öneriyorlar, iyi mi? Derken bu süreçlerde olmuyor, başarılamıyor ama en son aşamasını söyleyeyim size Turan Bey. Bu cillop gibi çalışan şirketi, yasal hiçbir sorun olmayan bu şirketi ne yaptılar biliyor musunuz? Bunun arka planına sonra anlatacağım. Bu şirketi şu an Recep Tayyip Erdoğan yıllık zararı yüz milyonlarca TL'yi bulan Tarım Kredi Kooperatiflerine devretti. 700 milyon TL'ye bu satış gerçekleşiyor, iyi mi? 700 milyon TL'ye 5 milyar TL'lik 1500 kişinin çalıştığı son model mükemmel makine teçhizatının olan bir şirketi Recep Tayyip Erdoğan zarardan zarara sürüklenen Tarım Kredi Kooperatifi'ne niye devretti? Açıklıyorum. Neden hocam? Turan Bey, seçime gidiyoruz ve halka ucuz gıda kampanyaları yapılacak. Siz düşünün şimdi, milyarlık şirketiniz var. Makinesini başkası kurmuş, sistemini oturmuş, sütünü alıyor, ediyor. Şimdi maliyetinin hiçbiri sizin değil. Hazır kucağınızdaki bir şirket. Buradan sadece sütün parasını halka verip halktan rey alacaksınız. Aldığınız sütü tarımsal gıdalara çevireceksiniz ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin zarardan zarara sürüklenen o marketin üzerinden rey karşılığı halka dağıtacaksınız. Bu seçim için seçilmiş önemli bir üsttür. O bölgedeki bütün süt üreticilerini bu Aynes Gıda üzerinden örgütleyip Erdoğan'ın fakir olarak tarif ettiği Türkiye'nin dört bir yanındaki insanlara AKP patentli, AKP torbalarının içinde, AKP poşetlerin içerisinde süt olarak, yağ olarak, peynir olarak, kısaca gıda olarak rey için dağıtmak üzere başkasının varlığı üzerinden bunu yapıyorlar. Peki Aynes Gıda niye seçildi? Biraz geri gidelim Turan Bey. Aynes Gıda kurulduğunda, bu modern teşkilat olarak 2008'li yıllarda Turan Bey, Denizli'nin Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Zeybekçi, daha sonra bu adam bakan da yapıldı. Evet. Müsiyatçı bir adamdır. Bu kişinin bir kararı var. Siyasete bulaşmam, devlet desteği almam, İşim olmaz. Ben işimi yapacağım. Türkiye'de devlete bulaşmadığın zaman üzerine daha çok çökerler Turan Bey. Türkiye'de kural şudur. Devlete bulaşacaksın. Devlet sana suç işletecek. Recep Tayyip Erdoğan'ın bizatihi modelinden bahsediyorum. Suçlu, damgalı hale geleceksin ki bir daha hakkını arayamayasın. Seni efendiler ne kadar isterse o kadar yaşatsınlar. Ne zaman üzerine çökmek isterlerse o zaman üzerinize çöksünler diye. Bu kişiye geliyor Nihat Zeybekçi, diyor ki Cumhurbaşkanımız buraya gelecek, sen abi iyi bir açılış organize edelim, senin tesisleri göstermemiz lazım. Yani bak biz burada çalışıyoruz Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakanım ayaklarına. O diyor ki hayır, ben istemiyorum böyle bir şey. Cebren zorla bunun içine sokuyorlar. Sonra çeşitli siyasi parti faaliyetleri için destek istiyorlar, para istiyorlar, bağış istiyorlar, katkı istiyorlar. Bu da reddediyor. Benim siyasette karşılığım yoktur diye siyasetin finansmanına kısaca itiraz ediyorlar. Sonra Turan Bey büyük bir süt projesi devlet geliştiriyor. Bu süt projesinin içinde yer alması için zorla baskı yapıyorlar. Diyor ki ben bu projede yer alamam diyor. Benim ölçeğim buna yetmez. Çok büyük bir proje bu. Ben kendi ölçeğimde üretip satıyorum zaten. Turan Bey o kadar üst düzeyde ki Avrupa Birliği'nin yeşil bayrağını almış. Avrupa Birliği'ne Türkiye'den gıda satmak yasak biliyorsunuz. Türkiye'de ilk defa 50-60 şirket Avrupa Birliği'nden bu lisans almak için başvurdu. 8 şirket aldı. Bu 8 şirketin 5 tanesi Denizli'den, biri de Aynes Gıda. Yani diyor ki uzmanları Tarım Bakanlığı'na, yahu biz Avrupa Birliği'ne başvurup bu lisans alacağız. Tarım Bakanlığı olarak devrede olmanız lazım, yardım etmeniz lazım dediğimizde oradaki görevliler bize dediler ki biz bir şey bilmiyoruz ki. Bu işler nasıl olur biz bilmeyiz ki. Dolayısıyla bu süreci de biz onlara öğrettik diyor. Bu kadar kötü durumdalar. Sonunda baskı yaparak zorla, bakın Rusya'ya ihracat hakkı kazandılar. Çin'le görüşmeler yapıyorlardı. Bu işler oldu, şirketlerine el koydular. Dünyaya hiç Türklerin yapamadığı bir şey yapıp dünya standartlarındaki güvenceleri verip sertifikalar alıp en hassas piyasalara süt ve süt ürünleri satabilir hale geldi bu insanlar. Bu süt projesine zorla sokuldular Turan Bey ve kasıtla cebren sütlerinde kir bulundu, bilmem ne bulundu diye haklarında yaygara çıkarıp dava açmak istediler, ceza kesmek istediler. Kısa kesiyorum Turan Bey. Mahkemelerde bu süreç uzadıkça Aynes Süt haklı çıktı. Suçlularının, eksiklerin olmadığı ortaya çıktı. Bizzat Mehdi Eker, kardeşim şimdi bakanlık olarak biz açığa çıktık, haksız duruma düştük size karşı. Biz size ufak tefek bir ceza vermek zorundayız. Siz de buna itiraz etmeyin dediklerinde bu şirketin sahibi dedi ki hayır, konu sana ceza ödemek değil. Konu kirli, eksik, yanlış gıda üretmiş bir şirket olarak sicilimizi kirlettirmeyiz size. Sizin kaprizleriniz ve yanlışlarınız yüzünden mahkemeye taşıdı olayı. O mahkemeyi de kazandılar. Ve sonra tabii ki böyle olunca bu şirkette bürokrasiyle, Tarım Bakanlığı'yla bu hallere gelince tabii ki insan bir yerde taşıyor. Kendini tutamıyor. Basına Türk tarımını çökertiyorlar. Böyle tarımcılık olmaz. Böyle bir kurumsal yapılar olmaz. Türkiye'nin geleceği böyle kurtarılmaz türünden eleştiriler yapınca gelip baskı yapıyorlar. Eleştirilerini geri çek, özür dile. Dolayısıyla bir, siyasetin finansmanı, iki, rüşvet vermemek, üç, çekememek, içine sindirememek gibi nedenlerle kasıtlı olarak bu şirketin üzerine çöktüler, ele geçirdiler. Bu son aşamasında da maalesef Turan Bey bu şirketi başarısının karşılığında elinden aldılar ve seçim kampanyalarında ucuz gıda dağıtmak üzere Tarım Kredi Kooperatiflerine 5 milyar TL'lik bir şirketi 700 milyar civarında bir paraya maalesef peşkeş çekmiş oldular. 18-20 milyon dolarlık da Türkiye gibi bir ülkeden ihracat yapmaya başlayan, Türkiye'deki batılı dev şirketlerle ortak ürünler üretmeye, ortak projeler geliştirmeye başlayan, ben bir sütçü, bir çiftçi tanımıştım Turan Bey. Çok büyük bir çiftliği vardı. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim Turan Bey. Mesela metan gazını hayvanlar çıkarıyor değil mi? Şu an Türkiye'de dünyanın bütün gündemi burada. Çünkü metan gazı sera etkisi yaratıyor ve atmosferi çok perişan ediyor. 1 litre metan gazı 22 litre karbondioksitten daha büyük bir tahribat yaratıyor. O yüzden bugün Avrupa'da metan gazı üreten çiftliklere vergi geliyor. Metan vergisi geliyor. O yüzden geçenlerde Hollanda'da, Fransa'da çiftçiler eylem yaptılar. Çünkü metan gazı çok tehlikeli. O yüzden büyük entegre çiftlikler Turan Bey hayvanların metan gazını topluyor hemen çıkar çıkmaz. onu bir şeye döndürüyor, yakıta döndürüyor ve çiftliğin çevresindeki sebze meyvenin kullanılmasında, örtü altı bitkiciliğin yapılmasında sıcaklık unsuru olarak kullanıyor. Tesislerin ısıtılmasında kullanılıyor. Bu ölçeklerde bu seviyeye gelen muhteşem işler oluyor dünyada. Dolayısıyla bu insanlardan Türkiye'de ben gördüm. Bu vizyonla bakan, bu Aynes Süt'ün duruşu, perspektifi, vatanseverliği de bu türden, bu ölçekte. Ve bana bu çiftlik sahipleri defalarca dediler ki hocam Türkiye'de herkesin öyle iki inekle çiftçilik yapmasına gerek yok. Korkunç bir verimsizlik kaynağı, araziler bölünmüş, paramparça olmuş. Herkes kendine yetecek kadar hayvanla, cılız hayvanlarla düşük verimlilikte bu işi yapıyor. Bunu işte o Avrupa'da gittiğin, gördüğün, incelediğin büyük ölçeklerde, büyük arazilerle, araziler toplulaştırılmalı, birleştirilmeli. Türkiye'nin temel hayvansal girdileri, yonca gibi, küspe gibi, saman gibi buralardan tedarik edilmelidir. Bugün Türkiye küspesini, yoncasını, samanını dahi ithal eden bir ülke. Arazi birleştirmeleri olayı tümüyle başarısız oldu. Damla sulama sistemi tümüyle başarısız oldu. Arkların üzeri kapatılmalıydı. İklim değişikliğinden dolayı arklardaki suların buharlaşıp gitmemesi lazımdı. Orada kalması lazımdı. O yüzden su dağıtım arklarının üzerinin kapatılması gerekiyordu. Konya Ovası'nda biliyorsunuz AKP hükümetinden yüz milyonlarca TL kuyu açma projesi parası alındı. Sonra ortaya çıktı ki kuyuların kapağı var, kuyuların kendisi yok. Recep Tayyip Erdoğan bu. Recep Tayyip Erdoğan bu. Ondan sonra alfabe değişmiş de dinleri gitmiş. 20 senedir ülke yönetiyorsunuz. Sizin dininiz var mı ki? Sizin kutsalınız var mı ki? Sizin tanrınız var mı ki? Sizin önem verdiğiniz bir ahlaki standart var mı? Dolayısıyla maalesef Turan Bey böyle bir yapı içerisinde hem Türkiye'nin nitelikli iş adamlarının emekleri çöpe gitti, hem Türkiye'nin tarımsal geleceği çöpe gitti, hem de seçimde Recep Tayyip Erdoğan böyle kıymetli bir şirkete daha çökmek ve kendi yandaş tarım kredi kooperatiflerine devretmek suretiyle seçimde rey kazanmak için, ucuz gıda dağıtmak için, maliyetini başkalarının ödediği, gözyaşını başkalarının döktüğü, çilesini, terini başkasının döktüğü bir kurumun üzerine böylece çökmüş oldu. Hocam çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın.